İnsan. Nedir insan? İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bakara 30'da. Halife kelimesi geniş anlamlar ifade eden derin, yüklü bir kelimedir. Bu kelimenin taşıdığı manalardan birisi insan denilen şu varlığın hayat sahnesinde çok önemli bir yeri olup değerinin son derece büyüklüğüdür. Bir kere o yeryüzünde halifedir. Allah'ın halifesi. Bütün kainat güçlerine hakim olan yaratıcı ve yoktan var eden Allah'ın halifesidir. Elbette ki halifenin hilafetin gerekleriyle donatılmış olması gerekecektir. Aksi takdirde hilafetin ne anlamı ne de değeri kalır. Ayrıca o, tabii olarak kendisine hilafeti vahşeden zatın nurundan parçalar taşımaktadır. Aksi takdirde bu halife namzet olamaz. Hak kazanamaz namzet olmaya. Hem bu halife olan varlığın yeryüzündeki fonksiyonu, hayattaki vazifesi diğer varlıklardan hem daha büyük olmalıdır, hem daha önemli. Aksi takdirde başka varlıkların değil de onun hilafeti makamına seçilmiş olmasının hiçbir manası kalmaz o zaman. Her ne kadar biz bu etüdümüzde doğrudan doğruya insan psikolojisi üzerinde duruyor istesek de, Kur'an'daki edebi tasvirin tesirinden kendimizi kurtarmamız da tabii ki imkansızdır. Hilafet kelimesine gizlenmiş bulunan bu manaların hepsini ayet-i kerimede bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor ki kelimenin muhtevası iyice anlaşılabilsin. Göklerin ve yeryüzünün kucak açıp şu varlığın yüceler yücesinde Allahü Teala'nın öncülüğünü ve üstünlüğünü ilan ediyor. Melekleri de bundan haberdar etmek için topluyor. Bu haber karşısında melekler titriyorlar. Rablarına başvurarak bu insan denilen varlığın yaratılışındaki hikmeti ve halife seçilmesindeki nedenlerini öğrenmek için daha fazla bilgi verilmesini istiyorlar. Halbuki melekler kendilerine verilen bilgiyle alakalı olarak Rablarına sual tevcih etme durumunda değiller. Çünkü onlar Allah'ın kendilerine emrettiği şeylerden ona isyan etmezler ve emrolunan şeyi yaparlar. Tahrim Suresi 6. Sonra da melekler insanın yaratılışındaki mucize karşısında secdeye kapanıyorlar. Bu secde insanın yaratılmasının önemini ibraz gayesine mebnidir. Ve insan denilen mucizenin diğer mucizelerden üstünlüğünü gösterir. Bütünüyle bu ifadeler insan denen varlığının eşsizliğine delalet etmektedir. Sonra ayet-i kerime hem burada hem de Kur'an'ın diğer ayetlerinde insanın yeryüzündeki vazifesinin yeryüzünün imarı olduğunu belirtiyor. Şu halde yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak demek, yapmak, icat etmek, imar etmek, tebdil ve tayyir etmek demektir. Bütün bu işler ise Allah'ın fiilleridir. Ancak insanoğluna bu fiillerden bazı bölümler verilmiştir. İnsan bunlarla halifelik görevini yerine getirir. Ayrıca insana bir takım imkanlar sağlanarak destek olmuştur. Sunulan bu imkanların en büyüğü bilgidir, ilimdir. Allah Adem'e bütün ilimleri öğretmiştir. Bakara Suresi 31. ayet. İşte insanın diğer varlıklardan ayrılmasını sağlayan en önemli özelliklerden birisi, meleklerden insan bilgi vasıtasıyla ayrılır. İnsan yeryüzünde bilgi vasıtasıyla yaptığı vazifeleri melekler bile yapmaktan acizdirler. Bir bakıma da bilgi Allah'ın insana bahşettiği ehliyet belgesi oluyor. Bu belgeyi melekler de kabul ediyorlar ve güç, kuvvet sahibi yüce yaratıcıya
secde ediyorlar. Ne var ki insana sunulmuş olan bu geniş kabiliyetler, bunların başında da yer alan Allah'ın onun sayesinde gökleri ve yeri insana musahhar kıldığı bilgi kabiliyeti. Ve size göklerde ve yerdeki her şeyi musahhar kıldı. Câsiye suresi 13. ayette buyurduğu gibi. Evet, bütün kabiliyetler insanın tabiatında var olan bir zaafı bütünüyle silip atamıyor. Duygusal şeyleri sevmesi. Ali İmran suresi 14'te şöyle beyan ediyor bunu. Kadınlardan, oğullardan katar katar altın ve gümüşten, nişanlı atlardan, develerden, ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlar için süslenip hoş göründü. Bunlar dünya hayatının geçimidir. Oysa gidilecek yerin güzel olanı Allah katıdır. Ali İmran 14. Yasaklanan meyve burada şehvet duygusu, duygusallık nispet edilmektedir. Biz burada psikolojik etüt sadedinde bu meyvenin ne olduğu konusundaki tafsilata dalmak istemiyoruz. Memnu meyve nedir? Bununla ne kastolunmuştur? Yeri neresidir? Bu sorulara dalmak istemiyoruz. Burada bizi ilgilendiren sadece bu memnu meyve ile insanın kontrol mekanizmasını işleten iradenin tecrübe edilmiş olmasıdır. İnsana verilen en büyük nimetlerden birisi de bu kontrol fonksiyonuna sahip olan irade mekanizmasıdır. Burada bizim üzerimizde durduğumuz husus, kontrol mekanizmasını yürüten iradenin şehvetlere engel olup olmayacağı hususudur. İnsan denilen bu eşsiz varlık her zaman direnememektedir. Karşı koymak için her defasında iradesini takviye edememektedir. Andolsun biz gerçekten Adem'e daha önceden ahd ettik. Ne var ki ahdini unuttu ve onda bir azim görmedik. Taha suresi 115'te anlatılıyor bu konu. Şu kadar var ki bu zaaf sonsuz değildir. Ayağa kalkması mümkün olmayan bir düşkünlük manasında da gelmez. İnsan her zaman bu düşkünlükten kurtulabilecek durumdadır. Yeter ki yüzünü yüce yaratısına döndürsün. Derken Adem Rabbinden kelimeleri ezberleyip, belleyip aldı. Onun üzerine tövbe etti. Bakara 37. İşte insanın hayati değerlerinin başlıcalarından birisi insan şehvetler karşısında her zaman zaaflara maruzdur. Ne var ki bu zaafın yanı sıra insan Allah'a yönelerek bu zaaftan kurtulacak kudret ile donanmıştır. Tabiatının derinliklerinde her ikisini de yapacak güç vardır. Nefse ve onun düzenleyene, sonra da ona itaati ve isyanı öğretene, Allah'ın temizlediği nefis muhakkak kurtulmuştur. Azdırdığı da hüsrana uğramıştır. Şems 7. Sonra insan çatışmalara karşı donatılmış bir güçtedir de. Bir kısmımız bir kısmınız için düşman olarak ininiz dedik. Bakara 41'de. Madem ki ortada bir düşmanlık söz konusudur, şüphesiz çatışma da olacak. Çatışma gücü de bulunacaktır. Şeytana karşı düşmanlık, çeşitli şekil ve suretlerde ortaya çıkan şer kuvvetleriyle çatışma, bizi burada ilgilendiren bu çatışmalardaki gücü tespit etmektir. Hem bu güç insanın hayatında en önemli değerlerinden birini teşkil eder, yeryüzündeki fonksiyonunu yerine getirmek için bu çatışma zaruridir de. Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmı ile bertaraf etmiş olmasaydı yeryüzü fesada uğrardı. Ne var ki Allah alemlere karşı lütuf ve ihsan sahibidir. Bakara 36. Sonra insan yeryüzünde istikrar ve dinlenme imkanı da sağlamıştır. Ve sizin için yeryüzünde eğlenme ve konaklama vardır. Bakara 251. Muvakkat istikrar ve istifade edilecek şeyler, insan hayatının belli başlı iki önemli değerler arasında yer alır. İnsan bünyesi bunlarla donatılmıştır. Bunun yanı sıra çatışma gücü de
verilmiştir. Nihayet insan yeryüzünde Allah tarafından kendine verilen hilafet vazifesini yerine getirmektedir ve kendisini bu vazifeye seçen Allah tarafından da desteklenmektedir. Rabbani hidayet üsturu onun bu faaliyeti için rehberdir. Eğer benim tarafından size bir hidayet gelirse, kim benim hidayetime uyarsa artık onlar için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değillerdir. Bakara 38. İnsan fıtratı itibariyle Allah'a yönelecek ve onun hidayetinden faydalanacak kabiliyetedir. Ayrıca insan fıtratı Allah'tan uzaklaşıp ayetlerini inkar da edebilir. Bizim ayetlerimize küfredenler ise işte onlar cehennem yaranıdırlar. Orada ebedi kalacaklardır. Maide 10.